Merhabalar değerli arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar hayırlı olsun. Yeni bir atama dönemiyle beraber yanınızdayız yine. Evet İknur, sen neler düşünüyorsun? Sence neler yapsın arkadaşlar? Yani tabii ki tercihler çok önemli bu dönemde. Yani nereye gidecekleri çok önemli. Gittikleri yerde özellikle 4 yıl yaşayacaklar. Yani hani evet, bu da çok önemli. Çok çok önemli yani. Şimdi ben şuradan başlamak istiyorum. İlk önce arkadaşlar hizmet alanı ve hizmet bölgesi olayı. Yani hocam biz neye göre tercih yapalım diyorsunuz vesaire. En önemli nokta hizmet alanı ve hizmet bölgesi. Arkadaşlar şunu söyleyeyim önce. 1'in 4'ü yani hizmet bölgesi 1 olup hizmet alanı 4 olan yer en iyi yerdir. Hani doğu görevi anlamında yani. Hizmet alanı 6 olup hizmet bölgesi 3 olan yer, yani 3'ün 6'sı hani en kötü olarak, en zor şartlar olarak bilinen yerdir. Yani doğu görevini yapmak istiyorsanız 1'in 4'ü en iyi yer, 3'ün 6'sı en zor yer diye düşünebilirsiniz. Ama yıl anlamında da tam tersi orantılıdır. Yani 1'in 4'ü hani en iyi olarak bilinen yerde doğu görevinizin bitmesi için 7 sene yapmanız gerekir. Ama 3'ün 6'sı olan yerde, yani en zor olan yerde 3 senede doğu görevini tamamlarsınız. Ve peki hocam ben doğu görevimi tamamlamadan mesela 1'in 4'ü olan bir yerdeyim. 4 senenin sonunda yıl dışı tayini isteyemez miyim? İsteyebilirsin. Evet, isteyebilirsin. Mesela ben de öyle yaptım. Eşim de öyle yaptı. Ben de öyle yaptım. Mesela... Benim doğu görevimin olduğu yer 6 yıldı arkadaşlar. İşte 3. yılın sonunda tayin istedim. O zaman puanım yetmedi. 3 seneydi o zaman. Evet, 3 seneydi o zaman. 3 senenin sonunda tayin istedim. Olmadı. Sonra 4. yılda tekrar tayin istedim. İstanbul'a geldim. Ben de benzer şekilde mesela Muş'taydım. 3 senenin sonunda ben de İstanbul'a geldim. Aynı şekilde hani siz de yine ilerleyen zamanlarda bunu yapabilirsiniz. Tabii ki ilerleyen yıllarda yani kadroya geçtikten sonra hizmet puanı da sizin için çok önemli olacak. Dolayısıyla 3'ün 6'sı olan yer yılda size 30 puan getirirken 1'in 4'ü olan yer size yılda 14 puan getirir arkadaşlar. Dolayısıyla bu noktayı da atlamamız lazım. Peki hocam ben nasıl bir tercih yapmalıyım o zaman? Yani 3'ün 6'sına mı gideyim, 1'in 4'üne mi gideyim ya? İşte arkadaşlar bakın bu noktada kişisel tercihler biraz öne çıkıyor. Ya bana sorarsan hocam sen nasıl tercih yaptın ya dersen eğer yani ben nasıl tercih yaptım? Ben mesela şöyle düşünürüm arkadaşlar. Yani çok çok kötü, çok çok zor olan yere gitmek istemem. Niye? Hayatının orada en az 4 senesi geçecek. Hani evlenip tayin istemediğini düşünürsek. Dolayısıyla evlenip tayin bile istesen 3 senen geçecek. Yani dolayısıyla orada yılların geçiyor. Yani peki ben nelere baktım? Ben mesela şunu düşündüm. Ya olabildiğince merkez olsun. Olabildiğince havaalanına yakın olsun. Ana yollara yakın olsun. Mesela ben böyle düşündüm. Ve özellikle ben tabii ki biliyorsunuz yüksek lisans doktor olanı çok seviyorum. O yüzden mesela ben üniversitenin o ilde olmasını, kendi bölümümün yüksek lisansımın olmasını, o ilde olmasını çok dikkat ettim mesela. Yüksek lisansı da yapıyordum o esnada ayrıca. Mesela ben bunları önemsedim. Siz de buna göre hani kendi tercihlerinizi oluşturabilirsiniz. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Gönlünüz rahat olsun arkadaşlar. Artık pek çok ilde havaalanı var. Hatta her ilde var bildiğim kadarıyla. Ayrıca yani o ilde yoksa bile yakınında var mutlaka. Ayrıca yollar da çok güzel artık. Ve hani öğretmene olan sevgi ve saygı da çok yüksek. Yani o yüzden hani gönlünüz rahat olarak pek çok yeri tercih edebilirsiniz. Haksız mıyım? Evet bence haklısın. Yani ben de olsam ben de öyle düşünürdüm ki düşündüm yani. Ben de tercih yaparken ben listeyi elime aldım. Ben çok fazla hani böyle etrafını falan da çok incelemedim. Hani kulaktan dolma bildiğim kadarıyla. Dedim ki işte ben Van'da olsam mı daha mutlu olurum, Muş'ta olsam mı daha mutlu olurum. O zaman burası olsun. Ha işte bak aslında bu çok güzel bir nokta arkadaşlar. Yani sizin içinize sinen yeri tercih etmelisiniz. Çok güzel bir şey söyledi aslında işim. Tebrik ediyorum seni. Yani nerede mutlu olacaksan sen... O önemli. Yani ben mesela sıcağı hiç sevmem bir insan değilim. Hiç sevmem. Soğuk olsun. O yüzden mesela benim dönemimde hani bize Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu açılmıştı. Ben Güneydoğu Anadolu'yu hiç yazmadım çünkü sıcağı sevmiyorum. Ama mesela full Doğu Anadolu yazdım. Muş, Bitlis, Kars, Erzurum hani böyle en soğuk yerler. Tabii bu kadar soğuk olduğunu beklemiyordum. Tabii ki buralara hiç gitmemiş arkadaşlar mesela bakın bu noktayı da önemsemeliler. Yani soğuk ve sıcak noktasını. Yani mesela ben hani Marmara'dan dışarı çıkmış bir insan değildim hani. Gittiğim şehirler Bursa, İstanbul, Balıkesir, işte Çanakkale bunlara gitmiştim. Bir daha abimi askere götürmek için İzmir'e gitmiştik. Ege'ye hadi öyle bir uğramışız. Yani hep böyle hani sıfırın altında bir sıcaklık olan yer ben görmemiştim yani. Ama Muş'ta her sabah -30 derece oluyordu. Dolayısıyla hani
buna da hazırlıklı olmalısınız. Yani buna göre de tercih yapmalısınız. Hani her açıdan düşünmeniz lazım. Mesela sen ne düşündün tercih yaparken, sen neleri önemsedin? Yani benim zaten sıralamama göre çok fazla gelecek diye bir şey yoktu. Yani hani ben olabildiğince hani kimler nereyi yazmamıştır ben orayı yazayım da atanayım diye düşünüyordum. Çünkü benim sıralamam tam böyle sınırdaydı. De sıralamamla da gelmedi zaten. Ben 26 ile atandım. Şimdi 41 olan tercih. Atanmak istenen her yere giderim dedim. İyi ki de demişim yani Sivas'a gittim. Arkadaşlar hani bizler biliyorsunuz öğretmeniz yani ve 3-4 yıl kalacaksınız orada. O yüzden hani biz de ben 41 açmanızı öneririm yani. Hani ben de açtım. Yani bana 41'den gelmedi. Bana 13. tercihim falan dönmüş. Hani yaşamak istediğiniz yerleri özellikle en başlara yazıp hani benim tavsiyem şudur. Evet. Hani ilk 20 tercihi mesela en istediğiniz yerleri yazın. En sona da en son 3-5 yere de yani hani zor olan ama ya burada da yaşarım diyebileceğiniz yere 41'e kalmama açısından yazabilirsiniz. Ama 41'de açmanızı tavsiye ederim. Hani tabii ki bu size kalmış bir şey. Şu da var, şunu da unutmayın. Yani istemediğiniz bir yer çıkarsa yaşar mısınız? Bunu da bir düşünün. Mesela ben yaşarım dedim. Ama mesela sen yaşayamayacak durumdaysan, mesela ben çekemem diyorsan, bakın arkadaşlar, gitmemeniz durumunda, yani tutup da gitmemeniz durumunda veya istifa etmeniz durumunda bir sene engelleniyorsunuz hani bu atamalardan. Bu noktayı da dikkate alın. Yani ben hani çekemem, ben gidemem yani o işte o ilin köyüne gidemem diyorsan, ama bak çıkma ihtimali var arkadaşlar. Evet. Bunu dikkate alın. Yani arkadaşlar, benim önümdeki kişi Şırnak Silopi'ye atandı ki o dönemde böyle bu Cizre olayların döneminde falan hani böyle çok fazla PKK ile ilgili mücadeleler vardı. Hatta orada bir dönem ders işleyişini falan durdurmuşlardı. Tam o döneme denk geldi ama orada devam etmek zorunda kaldı mesela giden kişi. Bazı ben bir kişi sonra ben bir kişi sonra mesela o da 41 açarak gitti. Ben de 41 açarak gittim. O 41 açarak Şırnak Silopi'ye gitti benim önümdeki kişi. Ben 41 açarak Sivas Zara'ya gittim. Yani hani burada birazcık da şans benden sonra olan. Olduğu için. Evet. Benden sonra olan bir arkadaşım vardı. O da Batman'a gitti mesela. Batman'a yerleşti. Hani ne olacağı, nereye gideceğiniz kesinlikle belli olmuyor. Tüm bunları düşünün yani. Hani Türkiye'nin tüm noktaları olabilir. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Gruplarda çok fazla paylaşım oluyor. Sosyal medyada biliyorsunuz. Yani işte adam diyor ki benim 1 milyon puanım var. İzmir işte Bornova'yı yazacağım. Kimse tercih yapmasına gerek yok diyor mesela. Aslında arkadaşlar o adamın 1 milyon puanı yok. Evet arkadaşlar, dolayısıyla hani gruplardaki bu paylaşımları çok kale almamanızı tavsiye ederim. Arkadaşlar şimdi biz öğretmeniz, dolayısıyla 3-5 sene kalıp döneceğiz. O yüzden hani çok fazla da bana kalırsa hani alışıyorsunuz. O yüzden hani çok fazla hani yani ben şunu yapmam, bunu yani yapmam demektense gittiğiniz yere ayak uydurmaya çalışın arkadaşlar. Evet, evet. Biz uydurduk, gayet de mutlu bir şekilde bitirdik, geldik. Rahat olun yani, her yerde öğretmene saygı var yani. Muş'ta çok büyük bir saygı gördük yani. Doğu'da yine bu saygı çok devam ediyor. Batı'da da var yani. Evet, şu anda da var. Anda da hiç öyle rahatsız, saygısızlık yapan yani. Sen öğrenciye ya da veliye saygılı davrandığın sürece onlar da sana saygılı davranıyorlar. Ama sen saygısız bir şekilde höt 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 falan dersen onlar da sana o şekilde cevap veriyorlar diyebiliriz. Yazacağınız okulları kesinlikle arayın arkadaşlar. Bu çok önemli bir nokta. Okulları ararsanız yani şartları net olarak öğrenirsiniz. Mümkünse orada çalışan öğretmenleri ulaşabilirsiniz veya mezun olan öğrencilere ulaşabilirsiniz. Bunlar da çok faydalı olur. O yüzden hani gideceğiniz yerleri tek tek arayın veya Maps'ten, işte sitelerinden tek tek araştırın. Hani yani bakmadan gitmeyin arkadaşlar. Bu da çok önemli bir nokta. Şimdi size önemli noktaları tek tek söyleyeceğim. Bunlarla alakalı araştırma yapmanızı tavsiye ederim. Yine yeni videolarımızda gelecek bunun arkasından. Önemli noktalar diye benim yazdığım bazı notlarım oldu. Birincisi havaalanına yakınlığı. Çünkü sık sık gidip gelmeniz gerekebilecek durumlar olacak. İkincisi yolları. Şehre veya ilçeye uzaklığı. Yani köydeyseniz ilçeye uzaklık veya şehre uzaklık. Elektrik, su, doğalgaz gibi şeyler var mı yok mu? Durum nedir? Yani mesela bir köydesiniz. Elektrik, su var mı? Bu tip şeyler duyduk çünkü Muş'tayken. Yani öyle yerde görev yapan bir kadın öğretmeni görmüştüm. Hani helal olsun demiştim yani. Köyde mi kalınacak veya ilçede mi kalınacak? Mesela ilçede olup yakın ilçeler oluyor arkadaşlar. Şehre git gel yapma imkanınız olabiliyor. İlçeye git gel yapma imkanınız olabiliyor köyde olup. Güvenlik durumu nasıl? Yani işte kastettiğim şeyi anlıyorsunuz. Kaç ders var? Norm durumu nedir? Bunu ancak okulu arayıp anlayabilirsiniz. Yani öyle siteye bakarak anlayamazsınız arkadaşlar. Okulu arayın bu anlamda.
Lojman, daire, apart var mı, yeni mi, durumları nedir? İşte ev arkadaşı bulabilir misiniz? Bunları okula sorarak da öğrenebilirsiniz. Gruplarda bu tip şeyler gerçekten de olabiliyor. Yani orada yaşayan kişilere sorarsanız bu anlamda doğru bilgiler edinebilirsiniz. Kaç öğretmensiniz okulda? Yani mesela senin hani aynı branşında olan kaç kişi olacak acaba mesela? Hani aynı branşta olan kişiler olursa daha rahat edebilirsiniz. Ama Özellikle köy okullarında mesela tek öğretmen atıyorlar. Hani müdür görevli öğretmen atıyorlar mesela. Bunu da arayıp O sorabilirsiniz evet, o arkadaşlar. sıkıntılı bir durum oluşturabilir sizin için. Tabii ki işleriniz hani iki katına çıkmış olur bu tip durumlarda. Öğrenci ve sınıf sayısı çok önemli yine. Hani büyük bir okul mu, küçük bir okul mu? Hangisini istiyorsunuz, hangisini tercih edersiniz? Bu size kalıyor. Ben büyük okul tercih ediyorum mesela. Pansiyon var mı, yok mu? Pansiyon varsa görevli olmak zorunda olabiliyorsunuz arkadaşlar. Tabii ki bunun ek ücretleri oluyor. Bunu da dikkate alın. Disiplin durumu nasıl? Ben vallahi aradığım yerleri direkt hani yüzüne soruyorum yani. Hani karşıma çıkan idareci, yani disiplin durumu sizin okulda nasıl diye. Tabii ki yoğurdum ekşi demek istemiyor çok kişi ama bazıları da söylüyor yani buralar zorlu hocam diye. Sıcak soğuk durumu az önce dediğim gibi çok çok önemli arkadaşlar. Ve şehrin hani genel durumu, yani küçük bir yerde mi yaşamak istiyorsun, küçük bir ilçe mi, büyük bir ilçe mi, nerede yaşamak istiyorsun, bunlar önemli. Arkadaşlar kısacası her açıdan düşünün, burada sizin hayatınızın 3 senesi 4 senesi geçecek, o yüzden iyice düşünüp öyle tercih yapın. Yeni videolarımız gelecek arkadaşlar, görüşmek üzere, bay bay. Görüşmek üzere.